Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık İstiklal haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalgın. Kadirli görmelerimiz, hemenler malum olandık. Biz her hafta sunuvatkan bu haberimiz. Aslında Türkiye saati her yekşembe günü saat 17'de yani 5'te idi. Bu hem Orta Asya'daki halkımızın ki saatiye ulanan televizyon görüş vakti hem riayetkan şekilde bekleç kalmasak için saat 5'te sunuvatkandık Türkiye vakti. Bugünden başlayıp inşallah her yekşembe günü hem Türkiye'deki çünkü yekşembe günü nurgun devletlerde de miliş günü olandıkken yekşembe günü ettiğinde ailesiyle naşta kılıvatkan saatke udullu neşi üçün saat del ettiğinde saat 9'da bunun dikin ikranlardı. Bulumuz elbette bu mu? Başka Türkiye'ye yakın devletlere nispeten buna ait yakışı bir saatken şu nokta Orta Asya'daki kıyımdaşlarımız gibi halıgan vakti de yekşembe günde hafta içinde boğan en muhim haberlerden vakıf buluşu. Meyli bu Şark Türkistan, vatanımız Şark Türkistan alakadar olsun. Ya ki dünya halkara ki Şark Türkistan alakadar, bizge alakadar en muhim haberlerini huzurunlara sunuşka tirişimiz. Ondan olsa bugünkü bu haftalık en muhim haberlerini huzurunuza sunuşka başlasak biz en başta birinci haberimizden başlayıp birinci haberimizden ki baş mevzusu Xitay baş elçisi Tayvan'ın müstakillikini kollaş herbi tokunuş keltürüp çıkırdı degen başlıktaki haberimizden huzurunuza sunumuz elbette Xitay'ın Amerika turuşu baş elçisi Çingang Tayvan'ın müstakillikini kollaşının Xitay bilen Amerika otursudaki herbi tokunuşunu keltürüp çıkırdığı muhim amirinin bir işgalini bildirdi elbette Xitay devamlı halette bunu muşundak barlık haberlerimizi körüp geldiğinde devamlı muşundak popoza, tehdit, karakterlik nesini devatudu. Reuters agentliğinin 29 yanvardaki haberde Amerika Turuşuk Baş Elçisi Çingang. Yani bu emlak malum ilgili Xitay'ın ki Taşkışlar Ministerliğinin bayan açısı hazır Amerika'daki Amerika Turuşuk Baş Elçisi vazifesini öte atudu. Amerika Radyo İstansı'nın ziyaretini kabul kılıp, eğer Amerika Tayvan'ın müstakillikini teşebbüs kılsa, Xitay bilen Amerika arasındaki her bir tokunuş, yani Amerika arasında her bir tokunuş bulup gelişi mümkün diyen bu sözünü kılgan. Şimdilikle Xitay demokratik Tayvan'ın Xitay'ın ayrılmaz bir kısmı deyip deva kılvatkallıkı hemimizgi malum. Devamlı kalıp, kudu bizim vatanını Xitay'ın ayrılmaz bir kısmı deyip kılvatkandak. Bu Tayvan'ın mı, Tayvan meselesi mi nâyeti ciddi Amerika bilen Xitay oturursudaki talaş tatış bulup kilovatkan meselelerinin biri. O sözü şunlar diyen ki, eğer Amerika kuturatkan Tayvan dairleri Tayvan müstakillikı yolu da devamlı mağdurgan olsa, Xitay bilen Amerika'nın ibaret bu iki çoğun küç, her bir tokunuşka kirip kalışı mümkün diyen. Amerika Taşkışlar Ministerliği Xitay baş elçisinin sözüge, bu sözüge cevap verip, Amerika'nın bir Xitay siyaseti de çin oturduğu Allah'ını. Amerika devamlı bu ibarını işletip kilovatudu. Bir Xitay siyaseti çin oturmadıydı ama Yeni bir tarafından del şu vaxtının özü de Tayvan bilen bulsun ve başka Xitay rahatsız bulup atkanmış Xitay'ın mesela Cenub-ı Xitay dinlendeki meseleleri bulsun devamlı halette bu devletlerin ilgideki hukukuna ilgi çıkılgallıkını tilgi elip kilo atıdı. Ve dedi ki bir Xitay siyasetindeki könül bilmez ama Amerika Tayvan münasebeti kanundaki vadesi çin durduğallıkını oturgu koydu. Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı, Amerika'nın Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı ifade bildirip, Amerika Tayvan'ın yeterlik özünü koğdaş iktidarını saklaşığa devamlı yardım verdiği Allah'ını, şununla bir vakitte Tayvan halkının bir hatırlıkı ziyan salıdığan, ziyan yetküzdüğen, her kanda koral küçü işletişki karıştırış iktidarını saklap kaldığı Allah'ını bildirgen oldu. İkinci bir haberimizde özsek, Amerika'nın F-35 Ayruplanını Xitay'dan burun tepişki hareket kılmakta Amerika. Məlum onlar da boğandak Amerika Deniz Armiyası filotunun en yan küreşi ayruplalarından biri boğan F-35 C-tiplik bu ayruplan şu Cenubi Xitay Deniz'de çüşüp getdi bir yerdeki Nimecer yanında USS Cenubi Xitay Deniz'deki USS Carl Vinson namlıq aviyamatkisi'ye konmakçı bolğan ceryanda Çüşüp gitken oldu bu ayruplan ve kadı uçkuşu ve parahottiki şu aviyamatkideki 6 matros yarlan kallıkı haber kılındı. Amerika çüşüp gitken küreşçi ayruplanını tepiş için tefsilatı hiç kimge
enik bulmagan, yani hiç kimge bildirilmegen bir şekilde ciddi hareket kılıp atıdı. Amerika Deniz Armiyası'nın 7. Filotu'nunki bayanatçısı bu vakan tekşürüşünün devamı kılıp atkallıkını şunun bulan bir vakitte ictimai taratkularına düşüşken, ictimai taratkularına aşkarı bulan bu videolarınki, süretlerininki hakikaten aşu ayruplanga ait işkerlikini delildigen bol diye. Şunda bu ayruplandaki 100 milyon dolarlık küreşçi ayruplandan kutkuluş için tahlilçiler hem bir yerde Xitay malum oladı bu gandak, yani hem Allah malum bu gandak. Cenubi Xitay dinizdeki 1 milyon 300 bin kvadrat İngiliz milinin hemisini özlemdeki ayrılması bir kısmı edip kilo atıdı Xitay'ımdı. Bu, bununla elbette bundak bir alahildeki ayruplandı. Xitay'ın mı tepişka, Amerika'dan burun tepişka hareket kıldıgallıkını tahlilçiler bunu bildirgen oldu. Ama Xitay Taşkışlar Ministeri bu geple oturuğa çıkandakin derhallam devamlı hiligerlik, hemimiz bilip gelgendek. Şüphet geldikini biz haberimiz oldu ama biz onunla hiç kandak münasebetimiz yok. Digendek bayanatını belgen oldu. Bu iş dünyanın kün tersi bulup atkan bu haptilik, kün tersi bulup atkan bir hem közler Cenubi Xitay dinizga buralgan bir peyette Türkiye'lik pensiyaga çıkan sabık polkovnik Gürsel Tokmak oğlu bu meselini intayin ehmiyetki ige naiti ciddi bir mesele. Amerika bu hıl kaldıklarını bulup mu F-35'ki okşaş bundak bir muhim bir kuralını en yeni teknik ige boğan bundak kuralını herkes taşlap koymaydı. Çünkü bu yerde işletilgen barlıq zapcasla ayruplarının okturduğu intayin alahide uçukçu hiçbir şekilde onun tegmeyi turup mu közü ve kışı arkalıkla kontrol kılalaydıgan tekniki ige. Şunlukla F-35 işçideki sistemler mu barlıq hava müdafiye ve deniz müdafiyesi de deniz armiyesi işletilgen başka mühim teknikilerde mi özü çıkaldı şuna bunu Xitay'a kaldırıp koyuşu mümkün emez digen işbaadını bildirgen oldu. Kiledi yeni bir muhim, bu haftadaki muhim haberimizden yeni birisi ge. Japonya parlamenti Uygurlarla alakadar karar makul dedi. Bunu hem hafta işçide biz haberimizde bilip ötken bulduk. Japonya Avam Palatası 1. fevral karar makullap. Kişide hükümetini Xitay rejiminin Şark Türkistan, Tibet ve Hong Kong'daki tutkun kılıç, dini erkeklikine depsendi kılıç katarlık meselelerge ciddi bu İğır kişilik hukuk vaziyeti yani Xitay'ın ki Şark Türkistan, Tibet, Hong Kong ve İçki Moğolya'daki İğır kişilik hukuk vaziyeti karata tedbir kullanışına çakırgan oldu. Japonya Avam Palatası. Reuters'te bildirilgen haberde bir adı kişilik hukuk meselesi fakat devamlı Xitay edip gördüm mesela bu benim içki işim devamlı meyli Şark Türkistan meselesi olsun veya ki başka Tibet, Katarlık meseleler olsun. Başka devlet bir kız yakıp boğuşa, hele hem hazır kaça, benim içki işim dedim. Bu kıtımkı Japonya parlamenti de tekitlenen nokta, kişilik hukuk meselesi fakat devletlerinin içki meselesiyle emez bu dedim. Çünkü kişilik hukuk dünyavi orta kıymet karış, halkara cemiyet kümül bölüşki tigişlik mesele degen bu nokta tekitlenen buldu. Şunlukla hükümetini bu vaziyette ciddi halkara cemiyetke hem tehdit şekillendirildi bu sizin özelinin içki işemez. Bunu çokum ciddi tekşürüp hükümetke belgen hükümetin talep kılındığı neyse Japonya hükümetidin. Umumi vaziyetini ilgileşke Şark Türkistan'daki halkara cemiyetlerle hemkarlaşıp mezkur ciddi kişilik hukuk vaziyetini közütüşke ve umumi yüzlük bu ehvalini peseytiş üçün hareket kılışka çakırgan oldu. Hoş, kileylemde yeni bir muhim haberimizge. Teşkilatlar Birliği Malezya'nın sabık minister meslehetçisini kütüp aldı. Teşkilatlar Birliği İstanbul'da merkezi İstanbul'da boğan Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği Malezya Beytül Amane Teşkilatı'nın kurucusu sabık baş minister meslehetçisi Doktor Abdurrazzak'ın 31. yanvar Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği ziyaret kılıp bunu kütüp alan kütüveliş nimede Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hürmetli Hidayetullah Oğuzhan Efendi ve Sütuk Buğra Khan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın reisi Doktor Abdülhalık Efendim şikayetlen kütüve alan. Bu yerde körüşte elbette Şark Türkistan'daki irki kırgınçılık meselesi vatanımızda bulunan umumi vaziyet vatanımızdaki
Xitayning elib berib atgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari qaysi darajaga berib yetdi? Birlikte hamkorlikda qanday xizmatlar elib berilishi mumkin degandek umumiy bu masala o'tirg'a qo'yilgan. Xo'sh, tashkilotlar birligining yana bir mushu ziyoratining mushu hafta ichida bo'lgan muhim bir faoliyati tashkilotlar birligi kun tartibidagi muhim masalalar haqida muzokara yig'ini ochdi. Bu yig'inda albatta bu qatimqi o'tkazilgan 5 fevral 4 fevral İstanbul'da albatta cho'g' namoyish etib berildi. Bu namoyish masalasi tilga olingan bo'ldi va undan boshqa oldimizda kelgan mushu Hidayatullah Oğuzxan efendim bu yığında 2022 yılı kirgendi bu yankılınan en muhim hizmetlerden bir dokulat berip ötken deyinkin Cemaat Arbabı Abdülkadir Yapçan mu bu yada muhim söz kılıp Şarkı Türkistan davasıdaki her hıl bu davanın yönünüşünü buraşka urnu atkan her hıl tirişçallıklığa kandak takabül turulgallıkını ve turulgallıkını bu deyinkinki bulduğun işlerine bu meselelerde kandak hizmetler işlerini atkallıkını Söylep ötken oldu. Yığın diyene aldığımızdaki 8. Mart Dünya Ayallar Günü'nde Türkiye'de çoğun tiptik eken kölemlik bir faaliyetinin Teşkilatlar Birliği'nin oranlaştırılışı da ilip verildiğinde şunlukla bu yıl May ayında Avrupa'da ötküzüldüğün Halkaralık Şarkı Türkistan muhakimi yığının tayarlı hizmetleri hakkında müzakir ilip verildiğinde oldu. Hoş, yeni bir muhim haberimizge gelsek bu haftadaki. Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in albatta shu xalqaro jinoiy ishlar sudmasi yig'inni albatta o'rinlashtirganlar bu yerda nurg'un advokat va kishilik huquq tashkilotlaridan kishilar qatnashgan bo'ldi. Turkiyadagi shu İnsan hakları, yani Şark Türkistan İnsan Hakları Közdüş Cemiyeti tarafından şularının başlamcılığı da ötküzülgen oldu. Bu şu Xitayni Halkara Cinayişler Sotu da Şark Türkistan'da ilip bir vatkan varlık cinayetlerini sotlaş resmi şekilde. Burnunga urunuş için kılınan hizmetlerden dokulat biriş ve kılıç kıtıkışlık işlerden haberdar kılıç için akbarat ilan kılıçlığını ötküzülgen oldu 1 fevral. Uranus İstanbul Topkapı Mihmanxanası ötküzüldü. Bu yığında albatta Xitayning Şarq Türkistan'daki cinayi kılmışlarının irqiy qırğınçılık cinayeti ölçümüge tüşüdüğanlıqı. Şunaqla Xitay Şarq Türkistan'da sadır kılıvatkan cinayetleri sebeplik cezağı tartılışı kerekliki. Bunun için dava sepedikiler xalqara kanundun ünümlük paydalanışı kerekliki. Hareketlerini tertiplik halette elip veriş kerekliki tekitlendi. Akbarat ilan kılış yığında şu Xalqara Sot Kollegiyasiga sunulgan davanın növbetdeki tertip basqıçları hem tanıştırıldı. Yığın diyene hemimizge malum boğan, tanıştık boğan Advokat Gülden Sönmez Hanım yıllardan buyan Şarkı Türkistan meselesine yıkındın köngül bülüp kilovatkan advokatların birisi Türkiye'deki irqiy qırğınçılıkka karşı duruşta kanuni kürəşinin əhmiyyeti doğrusu toxtulub Üzü hem Türkiye'deki nurgulluğun muhacir qeyrindaşlarımızın ki üzü vekil boğan ulanın ehvali Türkiye'deki. Şunlukla bu xalqara kanun bu üçe Xitayning vatanımızı elip beri atkan irqiy qırğınçılık cinayetini Türkiye mahkemelerde Xitay bu cinayetçi Xitayla Türkiye mahkemelerde sotluna alaydı bunun kanuni asası teyya. Biz bunu hükümetke sunduk. Bunun da cevap kütüvatımız bu yerde o Xitayla bir yerde bombası mı? Bu yerde çokum sotlun işi gerek. Onun gıyabi şeklinde, onun ulanın gıyabı da hüküm çıkırılışı gerek ulağa. Bu çok bir baskıç oldu diyen meselelerini oturgu koygan buldu. Hoş, kileydi yeni bir muhim haberimizge. Milyarder George Soros, Xi Jinping devri ahırlaşı mümkün. Bu elbette bütün dünya akbaratları da naiti ken taralgan bir haber oldu. Hemen alakalı melum bugandek. Meyli George Soros ailesi olsun veya ki Rockefeller ailesi olsun Türkiye'de nurgulluğun bütün dünyada nurgulluğun arkasında fondlarını teminlep kilovatkan nurgulluğun şu teşkilat gruplarını hatta devletlerinin takdiri təsir görüşü bilen tunulgan aile bulamdı. Bu danlıq milyardır meblağ salgıcı George Soros Xitay ve Xi Jinping hakkında toxtulup türlü kriz ve ziddiyetler tüpeldiğin Xi Jinping'in üçüncü kadim
vazifiga o'ltiralmasligi mumkinligini bildirdi. Xo'sh, endi Amerika ovozining bu haqdagi xabarida George Soros, Soros 31 yanvar Stanford Universiteti qaramog'idagi aql ombiri Hoover Institute'de e'lon qilgan sirli nutqida Xi Jinpingni xalqaradagi ekvivalentligan jamiyatlarga nisbatan eng cho'ng tahdid deb sifatlagan bu yerda. U yana mushu hafta Xitoyda boshlangan 4 fevral boshlanganimizga ma'lum. Bu qishliq olimpik musobaqasini nimaga o'xshatdi desanglar, 1936 yili natsistlar davrida Berlinda o'tkazilgan olimpik tanarkat musobaqasiga o'xshash buningki. Çünkü Xi Jinpingga o'xshash bugün irqiy qirg'inchilik elib beriyotgan bir jinoyatchi ekanligini ishorat qilgan shaklda George Soros so'zdi yana Xi Jinpingning Xitoyning bozor iqtisodini isloh qilish va isloh qilgan Deng Xiaopingga o'xshamaydigan yeri shuki Xi Jinping kommunizmga haqiqiy ishindi. Mao bilan Leninni o'zining haqiqiy ma'budisi deb qaraydi deganlarni bildirgan. Va Xi Jinpingning o'zini Mao Zedong va Deng Xiaopingning o'rniga yetkazishning asosan mumkin bo'lmaydiganligini, garchi hozir Xitoyda hech kim Xi Jinpingga qarshi chiqqanmasmi, ammo Xitoy kompartiyasining ichki qismida nihoyat qattiq tirkishish bo'layotganligini bildirgan. George Soros albatta hammamizga ma'lum bo'lgandek bulturmu maqola obzorlarda bütün dünyanı şu Xitoyning xatiridan ogohlantirgan shundaqla Xi Jinpingning mustabid hukmronligining Xitoyga mi tahdid ekanligini, Xitoyning o'ziga mi tahdid ekanligi haqidagi fikrlarini o'tirib qo'ygan edi. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelsak, Blinken Sharq Turkistonlik panohlik tilaguvchilar masalasiga diplomatik aralashishga chaqirildi. Ekranlarda ko'rayotgandek bu xabar Amerika ovozining 2 fevraldagi xabari. Amerika parlamenti Xitoy ishlar komitetining 2 raisi Jeff Merkley bilan avom palata a'zosi James McCorin. Bu ishkaylan tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga maktub yozib, maktubda Marakesh, Saudi Arabistan ve Kazakistan qatarlıq devletlerdeki Uyghur Kazak panahlıq tilaguvchilar meselesiga diplomatik aralashishni talep kılgan. Hem eğer bunlar Xitoyga qaytarılsa, çünkü onlarınki qaytarılışı ilgari qaytarıldı, qaytarılsa Xitoy rejiminin xohlagancha tutqun qilish, qiynash ve başka nachar muammolarga uchrash xavfiga duch kelganligini bildirgan maktubida. Ular maktubida Blinkenni Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyatlarni ko'zda tutgan asosda bu masalaga jiddiy bir shaklda aralashishi kerakligini bildirgan. Xitoyga qaytarilishi to'sib qilinishi kerak bu kishilarningki deganini o'tirib qo'ygan. Maktubda yana Saudi Arabistonda hammamizga ma'lum bo'lganidek Saudi Arabiston, Pokiston, Misr, Tailand va Malayziya qatorliq davlatlarning o'tgan 10 yilda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berib, xalqaro qonunga xilofli qilganligi ham ta'kidlangan. Ve Marakeş tarafından Xitoyga ötküzüp beriliş aldığı turgan Uyghur faaliyetçi İdris Hasan hem tilga edilgan ulanın mektubida. Marakeş sotunun İdris Hasan'ın Xitoyga tapşırıp berişini tasdiqlashining 2016 yılı Xitoy bilan Marakeş imzalagan iki devlet iqtisodiy hamkorligi to'g'risidagi kelishimga munosabatlik bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Mektubda yana Saudi Arabistan dairleri hazır tutturayotgan Hamdullah Abduvali ve Nur Muhammad Rozininki ahvali hem tilga elinib Saudi Arabistan dairlerine onlarga 1 ayının 5'inde onlarni Xitoyga qaytarib yetganligi haqida qaytarib yetganligini tilga olganligini bularga aralashish kerakligini Amerikaning bildirib parlament bildirib biz tashqi ishlar ministrligining bu davlat organlariga bu xildagi kishilarning chegaradan qo'g'lab chiqarilishini oldini olish majburiyatini eskertib qo'yishga yuqoridagi tilga olingan davlatlarga buni eskertishi kerak va bu davlatlardagi organlardan yuqorida tilga olingan masalalar haqida fikr va tushuncha talab qilishga chaqiramiz deganlar tilga olingan bo'ldi. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga o'taylik. Albatta, bu xabar bu hafta Uyg'urlar orasida nihoyat keng g'ulg'ulu qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Uyg'ur bayining Sharq Turkiston va Turkiyadagi mol-mulki o'ljaga aylandi. Xitoy tajovuzchilari albatta bu xabar Xitoy tajovuzchilarining bu aşkarlanan bir kançı misal olsa aşkarlanmayan kançılık insanların bağlılığını her birimiz tasavvur kılalımız. Xitay'ın ki meyli bizden alimlerimiz bulamdu, bayilerimiz, ziyalilerimiz bulanı kandak yuqtuşka hareket kılavatkallıkı bu haberden naiti enek ihbar edilen yanmıyordu. Türkiye'ye çıkan bir haber.
tutkun kılınan, Şark Türkistan tutkun kılınan Uyghur Bay Ekber İmen'nin Türkiye'de kalan 225 milyon lira pulu tuzak kurulganlığı. Şundakla Şark Türkistan'daki mal mülkünün mü Xitay tarafından bulan talan kılınganlığı aşkarlandı. Türkiye'nin en yeni haberle torunun 2. fevraldaki haberde bildirilmişçe Türkiye'de bir kuruluş şirketi kurgan Şark Türkistanlık bu Uyghur ticaretçi Ekber İmen Xitay tarafından kandak cinayet artılgan bununla hemmezge tonuşuk boğan Xitay her kandak birini yok atmakçı olsa bana uşundak tayya key durduğan onunla tayya tayarlap koygan cinayetler var. Kanunsuz soğudu kılış ve pul yiyiş ve başka diyendek bu cinayetini atkan hemde. Bu tökümetle kolu gelinigan bu haberini onun vatanda Şark Türkistan'da kol kılınganlığını Türkiye'de anlayan müşahede şirket kurgandaki onun advokatları ve başka bunu koymakçı bulganlar derhal hareket edip sahte hüccet tayarlap Ekber İmen'in Türkiye'deki bankalara koygan bu 225 milyon lira pulunu aldap el biliş kurgan. Haberde şu Ekber İmen'in ayali Rana Han'ından bulsa onlar benim yol dışımdan pulunu bulmakçı bulvatıdır deyip arz kılışı neticesi de bununla meyli teptiş orulur bolsun bununla arlaşıp o imzalanamı pütülley bu Ekber İmen'e ait emeslik ispatlanıp mahkeme Xitay konsuldu mu Ankara'daki Xitay konsuldu mu bu ehvalini süreçtirgenken Xitay konsulu mu onun hiçbir şekilde hiç kandak birisiyle vekalet beğenme geldi ki ya ki kıgallık, doğruluk cevap beğendikken mahkeme bununki pul mallarına Türkiye'deki çakılmasını onu tonutup koyuş hakkı da kararı çıkartıldığı bildirilgen oldu. Ekber İmen'den şunlukla 2015 yılı 13 yılın 1. günü Şarkı Türkistan'a barıgallığı hiç kimge, 2015 yılından bu yana hiç kimge vakaletçilik hukuku vermekeldeki atılmış haklarlarına hem tanımaydıgallığı hakkı da malumat verilgen konsulukhan tarafından. Hem de bu vaktiki haber tarqılı vatkan, müş haber tarqalgan peytki udulunuplam Xitay'nın hemizgi malum olan bu TikTok'ta tarqalgan bir videodaki kim artık kılıp setişki çıkarılgan binanın hem Ekber İmen'e tabi işgeldeki delillendi. Mezgür sınırda külümü 46 bin kvadrat metr kildiğen şu ekranımızdaki bu binanın ki 24 kvadratlı binanın 177 milyon yuan başlanış bahası bilen 20. yanvardan başlap setişki çıkarılgallıkı bina Xitay'nın Alibaba torunun kim artık setiş süpüsü çıkarılgallıkı bu ictimai taratkularda kent tarqalgan oldu. Hatta bu sin asli menbədin bu tarqalgan diken üçürü ötlü gönlümdü. Bu haqda delillendi demiş ki delillendi deyimiz çünkü ziyaretimizde Qobulxan Sutuq Buğrahan Vahbi Konya Şöbesi Reisi Abdülahad Udun Efendim olsa özünün Ekber İmen bilen tunuşuduğallıkını onun Xotendeki tunulgan baylardan biri işgeldikini bildirdi. Ve bu binanın Ekber İmen'e tabi işgeldikini delillep 24 kvadratlı bina Xotend şehrinin merkez hesaplandığan Gülbağ rayonu selinğen 5 yıldızlık mihmanxana işgeldikini 200 milyon yuan sarıp kılınğan ve 2017 yılı pütkeldikini bildirgen oldu. Bugün hazır Xitay'nın nemesi de 177 milyon başlanış bahası kılıp setişka çıkarılgan. Hem de şu yakın kıyılardan bu yan Şark Türkistan'daki baylar Xitay rejiminin irki kırgançılık siyaseti, benim şundak yoktuş siyaseti uçurup kilo atkallık hemimizgi malum. Haberden beşit diginimdek nurgulluğun hatta şu İlan kılınan bu ilişkide 21 Uyghur bayının iktidarçılıkındaki aile ilikdir, saymalları, öymülük, şu yukarıdaki kim artık kılıp setiş torlarına çıkarılan nesne umumi ilan kılınanlarını hesaplasak mı 150'nin artık mülkünü kim artık kılıp satkan Xitay bu yıl. Umumi kıymeti 84 milyon 800 bin dolarına yetkildi ki bu akbaratı çıkan mesele bu ilimdi. Kağını özümüz tasavvur kılaylı. Hoş, yeni bir mühim haberimizi kesek. Erkin Tunyaz'ın dokulatı Xitay'ın cinayetlerini aşkarlap verdi. Erkin Tunyaz ne? Hemimiz Xitay'a boğan sadakatmeliki, Xitay'a boğan çakarlıkı bilen tunuyumuz devamlı halette. Özünün hem Türk işkerlikini inkar kıldığan Uyghurlarının ki atalmış Cunha milletinin işkerlikini makalelerde, sözlerde devamlı dep durduğun ilgiriki Korçak Reis'in ordunluğu kergerlikini bilimiz bu atalmış Uyghur Abdülmayın Reis Korçak Emeldir Erkin Tunyaz 13. Nöbetlik Halk Kurultayı
5-nji ýygynda aşkarlygan uýada tilgi elinigan maglumatla emiliýeti Hitaýynyň wetenimiz Şarq Türkistanda başgalar bilip bulanmaýyp atgan näslerini sanlyk maglumatlar bilen aşkarlap bergen boldy. Ýüşürilgenleri kançylyk bunu oýlap bakaýly. 2021-nji ýylyň hyzmat dokumenti berip Erkin Tunyaz diýdi ki, ýygynda 2-nji fevralda Taňtaw Töwereginde elan kılınan haber. Bu ýygynda dedi ki, yezi eşinçe 2021 yılda yezi eşinçe emge küşlerini yötkep iş kurulaşır namıda Şarq Türkistan halkın 3.174.000 adam katım başka yurtka yötke geldi gene. 3.174.000 adamını başka yurtka yötke dok. Yurtlardan yötke geldi gene de vardı bir adam. Bütün yıllık nişan vazifini aşırıp orunduğallıkını halkını yine atılmış terbiyeleş merkezde türlü kesipler boyunca, Hıtay terbiyeleş merkezlerde ceza lagerlerini bir yerde mecburi solu verilen bu halkımızın terbiyeli avatımız dedi. Dedi ki, 2.214.000 adam katın. 2021 yılının açıda, bir yılının açıda kansallık malumatı devatıda. Ötken yıldakiden 79.85% aşırıqallıkın deva kılış arkalık mecburi emgek seyleş, sürgün kılış, bu cinayetlerini aşkarla peygam oldu. O dokulatı diyene yazılardaki 4 yaştın 6 yaş kışı bulgan balılarını yeslige eliş bu işe bütün küçümüzle kıldık, eliş kıtı işkilerin tuluk elişini işe aşırdık. O kış işindeki balılar ve yaş ösmelerinin hemmesini okutuşunu şunu akıldaydı ki, devlet ortak tılda. Yani başka til yok, bütünle olanı hıtaylaştırdık devatıda. Hıtaylaştırdık. Ortak televizyonda okutuşunu umumi yüzlük işe aşırdık dedi. Bunun tilgi elip, Hıtay'ın Şarkı Türkistan'ı bugün inkar kılvatkan, oy biz haberler deydik o, biz olanın tülünü erken işe ilişki kılvat, ruhsat kılvatımız, hiç kandak çekilim yok, mecburlaş yok o bu de. Bu, yeni korkak reisinden ağızdan çıkan malumatla. Kandak asimilasiya kılvatkanlığını, kandak rezil siyasetlerini, yürgüzvatkanlığını bildirgen buldu. Hatta küçük 4 yaşında 6 yaş kişi boğan ballarını kandak mecburi halette yataklık mekteplerine uğurlaştırı vatkallıkını hem tilgagan buldu, muayyelleştirgen buldu. Erkin Tunyaz yeni dokulatı da Yeza Hacethan Islahati Kâpir ayılarının özgertiş namı da Min kent mahallini özgertkenlikini, şehir bazarlardaki konu oltrak rayonlarını özgertiş kuruluşun yolu koyup 231.500 şehir bazar ahalisinin Uygur milli uslubu da selinigen öyünü çakallıkını 63.900 yürüyüş öyünü çekip özgertkenlikini 168.800 namurat ahalinin başkalarına köçürülgenlikini olanınki. Bu nitili kaldı. Öyle bakayla, Hıtay'ın biz andımında akbaratlarda biz körele vatkan milli uslubdiki, bizge ait boğan, Hıtay bilen parkımızını bildirip durduğun bu neslini kandak yoktu vatkanlıkını, medeniyetimizin kandak yok çıkır vatkanlıkını uçuk tilga ağan. O dokulat yine atalmış Cumha milleti ortak gevdesi inini küçep taşı kılıp. Çünkü Erkin Tunyaz özünü şu Cumha milletinin bir parçası dediğin Hıtay'ın korçuğu. Şunu küçep taşı kıldık. Hizmetimizin asası, liniyemiz bu boldu. Halkının tarih karışı, millet karışı, medeniyet karışı, din karışını buktuluduk. Mandak özgür tutuyor, öyle bakayım. Milletler ihtipaklaşıp bir ailedek bir aile kişilerle buluş namıda 1.200.000'dan artık kadir işçi hizmetçi asası katlamdaki 1.600.000 aileliğinden artık Uygur Kazak Katarlık milletler bilen atılmış koşmak tukkan kalın dedi. Öyle bakayla. Bir yılının aşırı boğan hizmetle. 383.000'dan artık kadir okutukçı 4.510.000 okukçının bu 380.000'dan artık kadir okutukçı olan 4.510.000 okuguçu dostlaştırıldı. Bunu tamamını kontrol kıldı. Neymiş kıldı? Ailesi namazı kıydı galiba ama. Ha? Dini akidesi var, dinige paran bulan. Bütün nesini kontrol kıldı galiba. Bu okutukçu kadırla, bu okuguçlarının hem işini kontrol kıldı galiba. Bir din kudu bir casusu okuşaş bulan tekşürüp durdu galiba. Öyle bakaydı. Milletler arlaşıp yaşaydıgan kenet, mahalleden 4.783'ni Oltırak rayonundan 9.223'ni kurup çıktık dedi. Bunu kurup çıkalıkını tilgi eliş arkalık Şarkı Türkistan'da kandak asimilasyanın bulu atkalıkını her kandak bir kişi bu sallık malumattın uçuk bilvalalısı gerek.
Erkin Tuniyaziyen dokulatıda Şarık Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırış, dinini sosyalizm cemiyetine uygullaştırış siyasını küçep icra kılgallıkını tilg edip atılmış dini eserbirlikini bastırış hareketini naiti ciddi icra kılgallıkını kayıt tekitleb bunu kayıt tekitleyen. Dokulatın ahırda Xitay rejiminin 2022 yıllık gördük. Hadir 2. ayının 6. günü durduk. 2022 yıllık planı da mı azırak malumat verip deydik ki biz atılmış terörlük karıştırış 3 kılı küşünün kaşidesini yoktuş. Üçün hareket kılımız bunu çokum yoktuşumuz gerek. Garip ellerinden Şarkı Türkistan meselesindeki teşvikatıga karıştırış gerekli ki milli uslubdaki yani 2022 yıldaki planı da mı karapakaylı milli uslubdaki hoyla aramlarının çekişini devamlaştırıp 1973 konu Oltrak rayonundaki 203.900 yürüyüş öyünü özgertiş vazifesini tamamlaşını planladık da bunu oturup koyan. Öyle bakayım. Bu siyasetle, bu rezillikle vatanımızı elip birleşken, bu bastırışla, bu yoktuşla hiç kandak şekilde yeni Hıhtay'ınki kompartiye baş sekretarını almış durgan bilen başkası maaşımlı hikayenden mi? Hiç kandak özgürlük bulmadı. Biz elbette ilgirme diyen tıkarık. Hiç kandak özgürlük olmaydı Hıhtay'ın ağır kandak birisi. Kileşiden kayıt inazar diyen edok. Bunun mu şahapısını, bişaretini beğen buldu. Hoş, yani bir muhim haberimiz gireydi. Türkiye'de Gulcu katliamını hatırlaş ve Beijing Olimpiki'ye karşılık bildiriş namayışı ötküzüldü 4. fevral. Hemimizde malum bu kandak. Bu namayış elbette her yılı biz 5. fevral Gulcu katliamını bütün dünyadaki halkımız her hal şekilde faaliyetler bilen onu eslep Xitay'a bulan karşılığımızı bildirip geliyorduk. Bu yıl ne için 4. fevralda İstanbul'da ötküzüldü? Çünkü 4. fevral bu irki kırgınçılık olimpik müsabıkası bütün dünyanın karşı çıkışı karmasının başlanan bir gün. Şunun için Türkiye'deki Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin başlamcılık kılışı ve başka kırmızı teşkilatlarının katılışı bile kan kölemlik bir namayış. Birli vakitte işki faaliyet hem bu 25 yıl boğan 97 yılı 5. fevral Gulcu katliamını Gulcu kırgınçılıkını hatırlaş hem olimpik karşı meydanımızı bildiriş için Teşkilatlar Birliği'nin oralaştırışı bile kan kölemlik bir namayış faaliyeti akbarat ilan kılış yığını ötküzülgen buldu. hem de bu elbette bu tefsilatını işçiye kirişten haciti yok deyip karayma çünkü haberimizdi bu. Tünü gün boğan iş bu başka tefsili haletti bâduk. Şunlukla meyli 4. fevral bulsun hatta bir gün 5. fevraldı mı? Mesela 3. fevral mu şu fevral ayı kirişi bilen hem olimpik karşı namayışla dünyanın harikası yerlerdeki halkımız hılmıhıl namayışlarını elip bağım buldu. Mesela London'daki Piccadilly meydanında ötküzülgen zor kölemlik namayıştın bir körünüş besek bu Hıhtay'ınki olimpik müsabıkası karşı bir namayış ötküzülgen buldu İngiltere'de. Şundakla Amerika'da hem kışlık olimpik müsabıkası karşı namayış ötküzülgen buldu. Bunun kendiki süret Amerika'nınki. Bu yadımı Ömer Kanat efendim, Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun direktörü söz kılıp atkan bir görünüş. Onun kendi şundakla Avustralya'da hem 4. fevral Avustralya'nın şu adalet işareti duruşu konsulhanesinin aldıdaki bir namayıştan bir görünüş. Şundakla Tokyo'nun Tokyo'daki Xitay konsulhanesinin aldıdı hem bu Beijing Olimpiki'ye karşı bir namayış ötküzülgen buldu. Şundakla bugün 5. fevral Şivsiyadı mı? Şivsiyadaki Xitay konsulhanesinin aldıda uyadaki halkımız Xitay'ınki bu cinayetlerine karşı namayış ötküzgen buldu. Hoş, yeni bir mühim haberimizi kesek. Hindistan, Beijing Olimpiki'nin mürasımlarına katılışını ret kıldı mevzulu haberimiz. Xitay çigra tokunuşu nemişke ret kıldı Hindistan. Çünkü Xitay'nın hiligerliki, Xitay'nın devamlı halette hiçbir devlet, geçin olam, meyli devletler bilen boğan münasebetlerde bulsun,
Her kandak bir meselde onu del cevabı keltirip bir intikamını ediyor düşünün hareket kıldık Allah'ını bu yerden körü bitelemiz. Niye için red kılın dediyse Xitay çigratı konuşacak yetiştik harbi emeldarını meşel yetkiziş faaliyetine katılaştırıp Allah'ın sebeple Hindistan bunu böyle ciddi narazı olan bu işin. Olimpik içiliş ve yapılış mürasımlarına hatta ki Xitay'daki benim konsulumu, elçimi katılaşmaydı diyen ihbarını bildirgen. Amerika Avazı'nın haberde Xitay Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıksından meşilini yetkiliş faaliyetine Xitay Hindistan Çigratı okunuşuğu katılaşkan ve tökpü körsetken Xitay komandanını katılaştırgan bulup bunun naraz bulgan Hindistan 3. fevral Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıksından içiliş ve yapılış mürasımlarına katlaşmayla Allah'ını bildirgen. Hindistan Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Arindam Bagchi Peyşembe gündeki bayanatı da kararı dayan, Hindistan'dan kararını ilan kılıp Xitay'ın olimpikki okşaş faaliyetini siyasi ilaştırışını tanılık Allah'ı kişini efsuslandırdı diyen. Ve Hindistan mezkur kararını Xitay'ın suanı bulgan yer şarı vakit gezdiğinin ki çünkü Xitay hiç kanda ilan kılması mı kılmaydı mesela ki mandak kişini katlaştırdım da onu elki dünyaya Hindistan'ı biraz gıdıklaştığını oylaması mı kılmaydı ama Xitay'ın zuvanı boğan yer şarı vakit gezdi de 2020 yılı Hindistan çigara kovduğuşları bilen ecellik dokunuşu katlaşkan Xitay Harbi Komandanı'nın Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıkası'nın meşgilini yetkizdiğen kişilerin tizimdekiye tallanğanlıkını bildirgenlik için Hindistan bununla derhal narazılık bildirip özününki kararını ilan kılgan buldu. Bakçı bayanatı diyene Beijing'deki baş elçihanısından mı bu yıllık musabıkaya onu evetmeydi kallıkını eğitti. Hemimizde malum bulundu ki 2020 yılı Xitay Hindistan Çigra Tokunuşu talaş tartıştı ki Çigra rayonunun şarkıdaki Ladakh rayonunda yüz bergen Xitay askerleri tokunuşta Xitay askerleri aynı vaxtta 20 Hindistan askerini öldürgen bu tokunuşta şunlarla Xitay ilan kılığa san büyüce kaç Xitay askeri öldü lakin bunu tefsilatını bilmemiz ama Xitay 4 askeri öldürülgen degen temdi. Xitay'daki kişilik hukuk tefsendikliği sebeplik Amerika, Avustralya, Angliya, Kanada, Katarlık, Nurgun devletler diplomatik baykut kıldıganlıkını Xitay Olimpikini hemimiz haberlerimizde körüp ötken bulduk. Bundan ilgirimi cekarlap geldi. Hem de bununla Hindistan bu bayanatını, bu kararını ilan kılgan buldu. Bir türküm devletler Beijing kışlık olimpikini diplomatik baykut kıldıganlıkını arka arkadan cekarlığan deyken Xitay rejimi ilgir kandak kandı ise Xalqara Olimpik Komiteti tenterbiyeni siyasi ilaştırmasılığı gerek. De bunu car sepkendi Xitay. Çünkü ilgiri biz her küllük haberlerimizin verip kilovatımız. Kaysi bir devlet, ben diplomatik baykut kılman digen bir bayanetini, ihbadini bildirip bu için. Bu digen tenterbiye, bunu siyasi ilaştırmasılığı gerek de Xitay özü bunu tilgi edip kilovatkan Xitay bu kıtım bu olimpik meşgilini götürdüğü Allah'ın açıya özü ayada hizmet gösterken Hindistan'la bunu alayda tilgi edip nemiş kıldı sana kuddi bu Hindistan tokunuşu meselesinde bu hizmet gösterken her bir emeldarını olimpik meşgil yetkizgücüsü kılıp teyillişi arkalık özünü özü kaçaklıgan buldu Xitay. Bunu mütehassıyla bunu devat yani. Hem meskhirge hem tenkitki uçurdu bu kılıkı bilen Xitay'ın. Hoş. Yeni bir mühim haberimiz gelsek, Xitay Gulji katliami cinayetçisini meşel yetkizgücü kıldı. Şu süreçti ki, Gulji katliamına, öyle bakayla Xitay ben Hindistan meselesini mi şu, öz vaxtıdı ki, hizmet gösterken bir Xitay komandanını onu meşel götürgücü kıldı. Karap bakayla Xitay'ın ki, hiligerlikini. Bu, del 25. fevral, Gulji katliamının 25 yıllığı boğan. 25 yıl ilgir kişini mi unutup kalmayın? Hem şu tarihe ödülükeye geldiği için bunu unutma Xitay. Özününki bu aşı Gulji kırgınçılığı katliamında Xitay'a hizmet gösterken bu mahlukunu meşal kötürüşke teyilgen. Bugün dünyada hem meyada
Uygurların kandak bastırı atkallığı tilgi elini atkan bir peyitte Xitay bu işki Uygurunu əp kilip özünün cinayetleri irqi kırgınçılıkı şirik boğan bu şundak yardım kığan bu işki Uygurunu dəl müşu Qulcu katliamının hatır gününün harpısı da bulanı meydanga çıkakallıkını bilgen bulduk Xitay'ın tanrıdak doğrudan haberde Beijing irqi kırgınçılık olimpikinin meşrini yetkiliş paliyeti işki Uygur katnaştırılgallıkı Bu arkalık elbette halkara cemiyetinin gözünü boyaş, Şarkı Türkistan'da icra akıllı olan cinayetlerini, cinayetlerden özünü kaçırışkı uğruna kalınlığı bu bildirildi. 4. Fevral günü 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Kırgınçılık Tanerket Müsabıksının içiliş mürasimi ötküzülgen bulup, iki Uygur məqsətlik katlaştırılgan onun biri, Qul cinayesi Unyar yesi Buluqay kentindeki atılmış 1. İyul ordunuğa erişken, erişken Xitay Kompartisi Yaçik Sekretari Mehmet Ömer. Bu Mehmet Ömer o 4. Meşal yetkizgücü bulup Meşal yetkizgücü katlaştırılgan. Yani biri 20 yaşlık Çangı Teyliş Mahiri Dinligar İlhamcan isimli Uygur kızı bulup Meşal yıkışkı katlaştırılgan. Köpligen ahbarat vasıları Xitay dairelerinden bu işki Uygur'un Meşal yetkizgücü salayetine erişiriş arkalık Şark Türkistan'daki cinayetlerini yuşuruşunu Maksat kagallakını bildirgen bolde şu nokta hem mezge tanışık bulan Uygur tetkikatçı Adrian Sinizmo Twitter hesabında bu aktiki uçuyor hem bahirlab. Xitay'ın bu arkalık ameliyatı özü de mesele barlakını tekli geldi ki ve bunun hakikaten bir yirgeneşlik iş geldi ki ne. Bunca valla cinayetlerini kaptırıp hatta del Qulcu kırgınçılıkını 25 yıllık harpsi de del şu kırgınçılıkı sebep bulan Xayirli qılan bir Uyğur ne? Oturğa çıxırışının bir yirginəçlik bir işgəlliyini. Həm cinayetini yuşuruş, həm o özüge xizmət qılan Uyğur xalqının qından tökülüşü səbəb bulan birini oturğa çıxırışının haqiqətən bir yirginəçlik işgəlliyini bildirgən. Xoş, əmdi bu iki Uyğurunun işçidə müşu 25 yıl burunqımış 5. fevral qatliamıda Bu Mehmet Ömer kanda hizmet görsetken desenler. Qulcu katliamı hatır gününün bir gün burun buna ilan kılınışım. 97 yılı Qulcu katliamının bir neçü gün burun kent korosu ve kent ahalisinin hoyullarına namalum kişiler tarafından hareket ki ötüş akıdaki teşvikat varakçı taşan kallıkını tuncu bilgen şahıs kenemdi bu. Bunu bilip kıp derhal Xitay'a haber kıp koydu. Tan atkışı bolgan arlıqta teşvikat varakçılarını Xitay'la başkalar körüp boğuşu yığı bağın. Şunun bilen, bu 5. fevral Qulcu cihadığa 10 yar yesi Buluqay kentinden hiç kim katmış almağın. O Xitay Kompartisi'ye bolgan sadıklıqı bilen köplügen takdirleşerge erişkendin sırt, bultur Xitay Kompartisi'nin ordulları içindeki en yukarı derecelik hesaplandıgan ve Xitay Kompartisi'ye alahidi sadık, sanaklıq kişilerle berildiğen birinci derecelik, birinci yol ordinine erişkendi bu. Hoş, elbette bunda kişiler tarihimizde bütün milletininki lanetige, bütün milletininki evlattın evlatka, tarihken bir çoğun bir hainde yazıldı kallıkı, lanetlendi kallıkı, enek bir mesele. Bugünkü günde hem Xitay'a her şekilde, her hıl türde Xitay'a yardım beri vatkan, düşmanki yardım beri vatkanla kallesini silgi vetişi, tarih aldı da, bütün milleti aldı da, mengülük halette bugün tötküllük dünyada düşman terapidin, tacavuzcular terapidin müşündak yalgandın bosumu vay sen de bunun mühürüsüge uğrulgan, pepelengen bilen bir ömür haillik tamgısını götürüp yaşaydı kallaki enek bir mesle elbette bu hizmetini kılıp atkallamı Xitay'a her türlü yardımda bulup atkallama kallısını silgi ve tişikerek defkarayımız bula elbette tarihte üçmez bir karı tamğını özü de kötürüp yürgen buldu. Şuna kılıp bu haftalık en muşim haberle programımız müşyede ahırlaştırmış. Kolumuzdan kelgençe en muşim haberlerini sunuşka tırıştık. Rabbim ömür bəlsa her hafta bu şekilde ettiğin saatte Türkiye vakti saat 9'da huzurunla da bulumuz
Her kanak fikir, təklif programımızla alakadar, bu yeni formatla alakadar her kanak bir fikir, təklif olsa bir işinlerini köplügen halkımızdan paydalanışı için hem beherlap koyuşunu hem unutulmağı istedim. Bunu ümit kılımız. Şunlukla program ahırda ikran arkasındaki pidai qeyrindaşlarımınki hizmet kılığan hem mesleğe köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.